eğitim sisteminde yeniden müfredat değişikliklerine gidilerek okullarda biyoloji derslerinde müfredat değişikliği üzerinde insan yapılanması, insan kaynağı üzerinde gençlere farklı öğretiler öğretilmekte. Evrim teorisi üzerinden gidilmeden, ilimden bilimden gidilmeden hurafalarla bilgi dağarcığını karmaşık bir yapı üzerinden çocuklara enfoz etmeye çalışmaktadırlar. Ve bunlar da tabii ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi bünyesinde bakanlığa dayatılmış cemaatler yapılanması üzerinden bir şeriat düzeni anlayışı okullarda dayatılmaktadır. Ve bu şeriat düzeni üzerinde insan anatomisi yapılmasının kendi anladıkları şer'i düzende çocuklarımızı beyinlerini yıkayarak işte şer'i düzenlerde bir Kabe maketi okullara yapılıp onların tavaf etmesi ve şeytan taşlaması gibi bir süreçlerin uygulandığını duyuyoruz. Aynı zamanda okullarda kurban ritüeli üzerinden çocukların maket, kurbanlık maketlerle çocukların ellerine bıçaklar verilerek bunlarla ilgili bir ritüel çalışmaları yapılmakta. Bizim taze körpe çocuklarımızın temiz zihinlerinin ilim ve bilim yönünden eğitilmesi gerekirken, ilimle bilimle donatılması gerekirken çocuklarımızın dini vecibeler üzerinden çocuklarımızın beyinlerini dar bir çerçeve içinde köhne bir zihniyetle köleleştirmeye çalışıyorlar. Yani bu da neye intikal ediyor? Biat kültürüne. Yani çocuklar ilmi bilimi öğrenmeden, sorgulama yapılmadan biat kültürü üzerinden sistemin, rejimin getirmiş olduğu dayatmalara göre onların kölesi olmak. Yani bir kölelik sistemi uygulamaya çalışmaktadırlar. Ve bunda da çoğu velilerimizin haberleri yok yani. Evet çocuklarını okullara gönderiyor ama çocuklarımız okullarda ne tür eğitimlerden geçiyorlar, ne tür bir süreç uygulanıyor tatbiki olarak, ne tür bir bilgiler çocuklara yükleniliyor, fiziki olarak ne tür bir yapılanmaya çocukları empoze ediyorlar. Bunlarla ilgili velilerimizin okullarda çocuklarımızın üzerinden bir araştırma soruşturmaları gerekiyor. Okullarda öğretmenlerimiz, bazı öğretmenlerimiz bunlara karşı gelmekte ama geldiği zaman da görmüş oldukları bir ceza uygulamalar var. Yani onlar da azınlıkta kalarak sesleri çıkmıyor. Onlara destek olması için velilerin bu konuda duyarlı olmaları gerekiyor. Ve velilerimizi duyarlılığa davet ediyoruz. Yaşamış oldukları yerlerde çocukların okullarda görmüş oldukları destek konusunda bunların takipçisi olmaları gerekiyor. Ve biz de onlara gereken destekleri vermeye hazırız. Yani bu konuda bizlere iletirlerse bu tür rahatsızları biz de kamuoyuyla paylaşıp bunların en azından engelleyip ya da önünü kesmeye çalışırız. Yani ne kadar mücadele edersek bizim çocuklarımızın geleceği o kadar teminat ve garanti altına alınır. Ama şu yaşadığımız şu süreçte gerçekten de milli eğitim tamamen ayaklar altına alınmış. Müfredat değişikliği sürekli allak bullak olmuş. Bir karmaşık düzen içine girmiş. Yani kimin ne tür eğitim verdiği belli değil. Buradan işte mezun olacak çocuklarımız hangi alanlarda başarılı olacaktır? Hangi branşlarda başarılı olacaktır? Ülkenin geleceği için ne tür katkılar verecektir? Bunların hepsi muamma. Bunların hiçbir tanesinin bir garantisi yok. Çünkü temel bir eğitim görmüyor çocuklarımız okullarda. Bununla ilgili toplumun duyarlılığa davet ediyoruz. Ve okullarda verilen eğitim sistemiyle ilgili bir ön araştırma yapmaları, çocuklara bu konuda fikirleri sorulmalı. Çocukların görmüş olduğu eğitim üzerinden bunların takipçisi olmalarını velilerimizden rica ediyoruz. Yaşadığımız, gelmiş olduğumuz süreç ileriye yönelik gerçekten de hoş bir şey yaratmıyor, intiba yaratmıyor. Bir ülkenin eğitim seviyesi eğer en düşük seviyedeyse bu ülkenin çökme durumunda yani kaçınılmaz olduğunu, kaçınılmaz bir son olduğunu geçmiş tarihlerde işte Orta Doğu'da görmekteyiz.